Şimdi alıcıyı kuracağız. Alıcı ışığı elektrik enerjisine dönüştürdükten sonra elektrik akımını kendinden amplikatörü olan bu hoparlöre yönlendirecek. Bunların çok değişik çeşitleri vardır ve en basit anlatımıyla elektronik cihazınıza bağladığınızda sesi güçlendirirler. Bu hoparlöre bir solar ünite yani güneş pili bağlayacağım. Güneş pili ışığı toplayıp elektrik sinyaline dönüştürecek. Güneş pilinin arkasında iki tane bağlantı kablosu var. Şimdi, pensli uçları bu kablolara bağlayacağım. Bu, alternatif akım sinyali olduğu için, bağlantıları nasıl yaptığımızın çok büyük bir önemi yok. Önemli olan, bunun mono olması. Evet, bu fişin ucu mono, yani stereo değil. Mono fişte bir tane siyah bant vardır. Stereo'da ise iki tane. Mono fişler her şekilde çalışır ama stereo fişleri tek sesli yani mono sistemlerde kullanamazsınız. Onun için bu üniversal yani her sistemde çalışan bir fiştir. Güneş pilini amplifikatörlü hoparlöre bağladığımızda buradaki ışıklardan gelen titreşimi duyabiliyorum. İç mekanlarda kullanılan ışıklar zaman içerisinde parlaklaşır ya da donuklaşır ve Buna benzeyen bir sinyal üretirler. Bu kurduğunuz devrenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin en güzel yolu. Şimdi bir de başka bir ışık kaynağı, mesela sıkıştırdığınızda ışık veren diyot ışıklarından kullanalım. Bunu güneş pilinin üzerine tutarsanız bilmediğiniz bir şeyin farkına varacaksınız. Açıp kapayabildiğiniz bu ışık da başka bir titreşim yaratıyor. Işığın yalnızca yanıp sönme şeklinden başka bir modu daha var. Işık, güneş pilinin üzerine düştüğünde elektrik akımına dönüşüyor ve hoparlörden ses gelmesine sebep oluyor. Kısacası, ışık sese dönüşüyor.